Meltem Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 16 Eylül 2020 Çarşamba önemli haberlerimiz var sizlere ulaştıracağız. İslam dünyasını kana bulayan ülkelerin rejim ve sınırlarını değiştirmeyi hedefleyen Büyük Orta Doğu projesinde son halka eklendi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İsrail'le normalleşme anlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef imzaladı. Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüste Ankara'da önemli haberlerimiz var. Ankara'dan gelen önemli haberler var. Tabipler Odası günlük sayının hasta sayısının 4000'i aştığını iddia ediyor. Gelişmeleri az sonra ana haber bültenimizde detaylarıyla sizlere aktaracağız. Evet, İslam dünyasını kana bulayan ülkelerin, İslam ülkelerinin rejim ve sınırlarını değiştirmeyi amaçlayan Büyük Orta Doğu projesinde bir kritik adım daha atıldı. Halihazırda Müslüman Filistin'e kan kusturan, her fırsatta Müslüman Suriye'ye saldıran İsrail ile Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında normalleşme anlaşması imzalandı. Tören Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da düzenlendi. ...2003'te Irak'ın işgaliyle fiilen başlayan Büyük Ortadoğu projesinde yeni hamleler geliyor. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmaları Beyaz Saray'da imzalandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, üç ülkenin de temsilcilerini önce tek tek ağırladı. This was a special token of affection given by myself and the First Lady to Prime Minister and the First Lady of Israel. Ardından imza törenine geçildi. Törene Trump'ın yanı sıra İsrail Başbakanı Netanyahu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdülatif bin Raşid Ez-Ziyani katıldı. Önce İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik anlaşmalar, ardından da ABD'nin arabuluculuğunda yapılan İbrahim Anlaşması adlı ortak metne imza atıldı. Böylece 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün, ardından İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan 3. Arap ülkesi BAE, 4. Arap ülkesi ise Bahreyn oldu. Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün tarihin akışını değiştirmek için buradayız, yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yani Orta Doğu'nun şafağındayız" diye konuştu. Trump, İsrail'le 5 ya da 6 ülkenin daha normalleşme anlaşması imzalayabileceğini söyledi ama ülke ismi vermedi. United Arab Emirates, UAE, thank you very much. Beyaz Saray'daki anlaşmanın ardından İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eskişehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemiyle ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı. Müslüman ülkelere kan kusturan İsrail ve ABD ile iki Müslüman ülkenin normalleşme anlaşması imzalaması tepkileri de beraberinde getirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın uluslararası ilişkilerden sorumlu özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Beyaz Saray'da düzenlenen imza törenine ilişkin şu ifadeleri kullandı. Bahreyn ve BAE Dışişleri Bakanları bugün Trump'ın sirkinde oynadılar. Dün Arapların topraklarından bir bölümünü işgal, Siyonizm, bugün de yeni bir yöntemle Basra Körfezi ülkelerini işgal ediyor. Büyük Mısır'la yapılan anlaşmada İsrail için bir açılım getirmedi. Mısır'ın bir adası kadar olan BAE ve Bahreyn'de İsrail'e sadece güvensizlik armağan edecektir. Evet, Orta Doğu'da kara sayfalar bir bir açılıyor. Kara tarih hani günü olarak geçti diyeceğiz ama artık nelerin bunun peşine geleceğini de bilemediğimiz için son kara gün diyemiyoruz. Evet,
Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, önceki gün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Bugün Koç Holding'de düzenlenen törenin ardından cenaze namazı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne geçildi. Kılınan namazın ardından merhum defnedilmek üzere Zincirlikuyu'daki aile mezarlığına götürüldü. Dün alınan acı haberle iş insanı Suna Kıraç hayata gözlerini yumdu. Kıraç için Nakkaştepe'de yer alan Koç Holding'de tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından cenaze merasimi için saat 12'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'ne geçildi. Cenaze merasiminde ve törende gündemi kurallarına riayet edildi ve katılımcı kapasitesi sınırlı tutuldu. Allahu Ekber. Öğlen namazına müteakip sosyal mesafeli cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Suna Kıraç, Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Evet, merhuma tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İstanbul'da yeni bir enerji kaynağı devreye alındı. Bu konu biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi adayı Selim Kotil tarafından gündeme getirilmişti. Çöpten enerji elde etme konusu. Bu konuyla ilgili bir adım atıldı. Silivri'deki Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin ilk etabı tamamlandı. Çöpten gaz, gazdan da elektrik üretiliyor. Hedef bu tesisle birlikte 500 bin konutun elektriğini çöpten karşılamak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin ilk etabını faaliyete geçirdi. Atıklarda biriken gazları enerjiye dönüştürerek hem doğayı koruyan hem de ekonomiye katkı sağlayan tesiste elektrik üretimi için gaz motorları devreye girdi. Üretilen elektrik de satılmaya başlandı. Tam kapasiteye ulaştığında yüz binlerce evin elektrik gereksinimini karşılayacak tesisle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Yapımı durdurulmuş yatırımlardan biri olan Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nin ilk etabını 130 milyon liralık yatırımla faaliyete soktuk. Tamamı bitince dünyanın çöp gazından elektrik üreten en büyük tesisi İstanbul'da olacak. Duran tüm projeler tek tek canlanacak. İSTAÇ'ın yönettiği düzenli depolama sahasında bulunan ve İstanbul Enerji AŞ tarafından işletilen Seymen Çöp Gazı Enerji Üretim Tesisi'nde şu anda 30 hektarlık bir alan atık depolamaya ayrılmış durumda. Eş zamanlı olarak gaz toplanan bu alanın 20 hektarında çalışmalar tamamlanarak faaliyete geçirildi. Yıl sonuna kadar 10 hektarlık bir alan daha enerji üretimine kazandırılacak. Tesis 20 megawatt kapasiteyle hizmet verecek. Çalışmalar bittiği zamansa Seymen'de toplam 130 hektarlık bir alanda depolama yapılacak ve çöp gazından elektrik üretilecek. Toplam kapasite ise 90 megawata ulaşacak. Proje tamamlandığında saatte 45 bin metreküp çöp gazı toplanacak. Böylece dünyada tek kaynaktan en fazla miktarda çöp gazı elde edilen proje olacak. Gördüğünüz düzenekten bir tane daha, ikisini bu tarafa yapacağız. Evet, Profesör Doktor Haydarbaş Bey'in, o merhum Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın o tezini, dünyayı bugün yola getiren o milli ekonomi modeli tezini hatırlamamak işten bile değil bu haber arkasında. Malum ne diyor o tezin en temel kuralı neydi? Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlı. İşte sınırsız kaynakların bir tanesi daha çöp deyip geçilen ama teknolojinin vermiş olduğu nimetle birlikte onu tekrar enerji olarak kazanmak, yeni bir kaynak olarak kazanmanın önü açılmış oldu. O yüzden tekrar hatırlatıyoruz. Kaynaklar sınırsız, ihtiyaçlar sınırlı. Evet, 21 Eylül 2020 Pazartesi başlayacak olan yüz yüze eğitim için okullarda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak yüz yüze eğitim için acaba okullar gibi veliler de hazır mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, veliler için bir mesaj yayınladı.
21 Eylül tarihi itibariyle başlayacak olan yüz yüze eğitim hazırlıkları sürüyor. Öğretmenler başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi için okullarını hazırlayıp önlemlerini aldı. Ancak veliler yeni eğitim öğretim dönemine hazır mı? Veliler pandemi dolayısıyla çocuklarını okula göndermekten çekiniyor. Yaşanan tedirginlik üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk veliler için bir mesaj yayınladı. Çocukların salgın vakaları ve vefat sayıları ile ilgili gündemlerden uzaklaştırılmasını isteyen Bakan Selçuk, onların bilmesi gereken tek şey bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler olduğunu söyledi. Size söylemek istediğim bazı şeyler var. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin. Ancak yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar da yapmayın lütfen. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gereken tedbirler. Sizlerin yardımı, desteği, işbirliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Evet, yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun diyoruz ama malum bu pandemi başladığından beri hani eğitim dönemini nasıl açıyoruz, açıldı mı açılmadı mı böyle bir keşmekeş içerisinde gidiyoruz. Okulların o açıldığı, çocukların neşeyle okulları doldurduğu günleri özlüyoruz demesek herhalde yalan olur. Evet, bir de işin diğer kısmı var. Malum çocuklar okul dışından eğitim alıyorlar. Yani evlerinden eğitim alıyorlar. Ama evinde bu imkanı olan var, olmayan da var. Küçük bir kesim de olsa evinde imkanı olmayan vatandaşlarımız da var. Aslında eğitim eşitliği açısından baktığımızda da çok soru işareti içinde barındıran bir konu bu. Evet, gelelim Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna. Henüz açıklanmadı bugünkü rakamlar ama biz dünkü rakamları vererek sizi tekrar hatırlatalım size konuyu. Dün itibariyle bugüne kadarki toplam yapılan test sayısı Türkiye'de 8.742.535'i buldu. Hasta sayısı 294.620, vefat eden hasta sayısı bu hastalık dolayısıyla 7.186, hastalarda görülen zatürre oranı %7.1, ağır hasta sayısı 1.327 ve toplam iyileşen hasta sayısı da 261.260. Dünkü test sayısı 15 Eylül itibariyle 110.412 test yapılmıştı dün. 1.742 bu testler sonucunda hasta tespit edildi, koronavirüs hastası. Bu hastalıktan dün vefat eden, rahatsızlanmış olup da vefat eden hasta sayısı da 67'yi buldu. Bugünkü, dünkü yani 15 Eylül itibariyle iyileşen hasta sayısı da 1.202. Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce ifade etmiş, Ankara'daki vaka sayısı İstanbul'un iki katı demişti hatırlayacağınız gibi. Sahadan bizleri daha da bu rakamlardan çok daha fazla ürküten iddialar geliyor. Ankara Tabip Odası'na göre başkentte sadece bir günde ortalama 4.000 yeni vaka görülüyor. Koronavirüs gündeminde Türkiye'nin gözü Ankara'da. Öyle ki resmi rakamlara göre Ankara'daki vaka sayısı İstanbul'un iki katı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Doktor Muharrem Baytemursa çok daha vahim iddialarda bulundu. Baytemur, sahadan ve filyasyon ekiplerinden gelen bilgilerle açıklanan resmi rakamlar arasında büyük bir fark olduğunu söyledi. İşte ATO Sekreteri Doktor Muharrem Baytemur'un açıklamaları. Kapatılan eski hastanelerin tekrar açılması gündemde. Servislerde yoğun bir hasta yatışı var.
yeterli yoğun bakım ünitesi olmadığı için hastalar sıraya koyuluyor. Filyasyon ekiplerini Sağlık Bakanlığı yaklaşık 1400 çalışanla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdi. Bunların bir kısmı merkezde, bir kısmı da sahada. 9 bölgeden bize gelen rakamlar için söylüyorum. Yine de altını çiziyorum. Bunların teyit edilmesi lazım ama her bölgede yaklaşık 400-500 vakanın olduğu bilgisi bize ulaşıyor. Bir yoğunluk var. Vatandaşların da kendilerine ait önlemler açısından bir şeffaflığa ihtiyaç var. Daha ciddiye alınması gerektiğini düşünüyorum. Vaka sayıları açıklanan düzeyde değil. Bu artık çok aşikar. Eğer öyle olsaydı ek önlemlere, ek personele, filyasyon ekiplerinin çoğalmasına ihtiyaç duyulmazdı. Oldukça fazla hasta var. Bu bilgilerin şeffaf halde iletilmesi lazım. Evet değerli hocamız hazır, hatta Profesör Doktor Köksal Bilgen hocam. Hocam iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Korona ile ilgili gündemimiz değişmiyor. Her akşam mutlaka bir haber var, birkaç haber birden var. Çünkü Türkiye'nin hani gündemi bu, dünyanın gündemi bu. Başkentle ilgili, başkentte önemli açıklamalar geldi. Ankara Tabip Odası'nın da iddiası var. 4000'in üzerinde diyor günlük vaka sayısı. Bu vakaların yükselmesini hepimiz tahmin ediyorduk. İşte havalar bozulacak, havalar bozulunca normal olan, zaten olan hastalıklara, gribal hastalıklara, hastalıklarla beraber korona tehlikesi de artacak. Evlere döneceğimiz için, kapalı mekanlara döneceğimiz için bulaştırma ihtimali de artacak demiştik. Ama bu kadar bekliyor muyduk, siz bekliyor muydunuz? Uzmanlar olarak bu konudaki görüşünüz, fikriniz nedir hocam? Valla hiç kimse beklemiyordu. Ekim ayında belki artabileceği söyleniyordu ama tabii ki araya tatil girdi, yaz tatili girdi. Ankara memur şehri, insanlar memleketlerine gidiyorlar tatil zamanı. Bayram girdi, bayram tatili girdi. Görüşmeler çoğaldı. Bir de belki unuttuk işin ciddiyetini, tedbirlerimizi almadık diye düşünüyorum. Hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu tehdidi. Tehdit bitmedi. Ekim'de gelecek diyorduk ama biz önce davrandık gibi, sanki rahat davrandık gibi. Kural çok basit aslında. Rahat davranmamak gerekiyor. Basit kurallar uygulanarak bu işten kurtulabileceğiz. Daha, ya da hafif atlatabileceğiz. Ben yükselmeyi tamamen tatile, bayram tatiline ve yaz tatiline bağlıyorum Ankara'da. İnsanlar dolaşıp gelince birbirlerine daha çok başka coğrafyalarda buluşup tekrar Ankara'da birleşince hastalığın seyrini arttırdılar diye düşünüyorum. Evet, tabii bundan sonrası bizim için daha önemli. Okullar da açılıyor. Çocukların bulaştırma oranlarının yüksek olduğu ifade ediliyor. Bundan sonrası için sizin bir uzman olarak tavsiyeniz ne olur? Onu da alalım. Valla okulların aktif olarak açılması hiç uygun bir durum olmayacaktır. Çünkü çocuklarda hastalık görünmüyor. Fakat çocuklar taşıyıcı olup birbirlerine bulaştırıp taşıyıcı oluyorlar, kendileri hastalanmasalar da eve getiriyorlar tekrar. Ve sınıfların eski sistemle eğer aynı sayılarla devam edecek olursa bulaşın çok daha fazla olacağı aşikar. Bu yüzden okulların bakanlığın kararına göre tabii ki olacak ama kademeli eğitim sistemi veya online eğitime devam, belli sınıfların açılması gibi mutlak önlem alınması gerekiyor okulların durumuyla ilgili diye düşünüyorum. Diyoruz hocam, siz de ilerleyen zaman dilimleri içerisinde yine yayınımızda sizi konuk olarak almak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi yayınlar hocam. Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı 91 firmaya ait taklit ve tahşişli 113 ürünü tek tek açıkladı. Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer gibi sakatatlara, çikolatalarda da ilaç etken maddesinde rastlanıldı. Gıda sahtekarları insan sağlığı ve helal sertifika kullanmaktan vazgeçmiyor.
Gıdada sahtecilik yapan 91 firmaya ait 113 ürün Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklandı. Her gün tükettiğimiz baldan baharatlara, çaydan kahveye, zeytinyağından süt ve süt ürünlerine, enerji içeceklerinden çikolataya uzun bir liste yer aldı. Kimi çaya gıda boyası katarken kimi firmalar ilaç etken maddesini çikolataya kattı. Ancak bu denetimlerde en dikkat çekici olanı tüketicilerin helal sertifikaları kendi lehlerine kullanıp firmaların yaptıkları hileler oldu. Helal sertifikalı bazı markaların ürünlerinden tek tırnaklı hayvan etine rastlandı. Listede yok yok, dönerde at eti, dana, sucuk ve çiğ dana etinde tek tırnaklı eti, pişmemiş köftede sakat at, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık, pişmiş Adana'da dalak, çiğ Adana'da kanatlı eti, sucukta baş ve kanatlı eti, kıymada kanatlı eti tespit edildi. Evet, değerli bir konuğumuz var bizlerle birlikte. Veteriner Hekim Kırmızı Et Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Ahmet Yücesan. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun efendim, iyi yayınlar diliyorum. Bu haberler, teşekkür ediyoruz. Bu haberler başladığında Tarım ve Orman Bakanlığı sık sık bu denetimleri yapıp firmaları açıklıyor. Hepimiz de aslında merakla bekliyoruz. Acaba bilmediğimiz, farkına varmadığımız bu ürünlerin içerisinde, içeriğini bilmediğimiz ürünlerde test edildiğine ne çıkıyor diye. Ve bakıyoruz birçok firmada, belki de burada da haberde de geçti, hatta helal et damgası almış ürünlerin içerisinde maalesef kimsenin arzu etmeyeceği at eti, eşek eti gibi etler tespit edildi. Siz bu konunun uzmanısınız. Biz nasıl tespit edeceğiz veya bunları nasıl ayırt edeceğiz diğerlerinden? Ne yapmamız lazım? Evet, öncelikle tabii üzücü bir durum. Böyle Türkiye'de gıdayla alakalı bu tür şeylerin olması bizi yıllardan beri olan şeyler, bizi çok üzüyorlar. Ancak işini doğru yapan, işini hakkaniyetle yapan, işine önem gösteren gıda üreticileri için bu hilelerin önüne geçmek çok da zor bir şey değil. Öncelikle üretim esnasında ürünü teslim alıyorken, satın alıyorken ona gerekli olan uygun parametrelerde tahlil yapıldıktan sonra hem katkı maddelerini hem ana kırmızı eti ve diğer katkı maddelerini tahlil ederek içeri aldıktan sonra ve proseste de doğru üretim ürettikten sonra bu tür sakıncalarla biz karşı karşıya kalmıyoruz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Burada biz de dün bu listeye vakıf olduk. İnsanlar, bu üreticilerin birebir tek tırnaklı etini kullandığı kanaatli de değiliz zaten. Böyle bir şey zaten Türkiye'de olması mümkün. Onu da sormak isteriz hocam. İnsanlar bunu da merak ediyor aslında. Yani bir taraftan tek tırnaklı et bulmak, diğer etleri bulmaktan daha mı kolay? Yani daha zor olsa gerek. Daha zor. Bunlar çok küçük münferit olaylar. Yani şimdi şöyle, atıyorum o firmalar, işletmeler ayda işte 100 ton, 200 ton ya da 50 ton üretim yapabiliyorlar. Böyle bir tek tırnaklı eti bulmak zaten mümkün değil. Nedir buradaki olay? İnsanların dikkat etmediği sürece teslim almış oldukları gerek fason, gerekse kendi ana ham maddelerini aldıklarında onların içerisinde karışmış olan etkeni maalesef göremiyorlar, tespit edemiyorlar, inceleyemiyorlar. Buradan kaynakları, yani bir almış olduğu bir kütle içerisinde bir 7-8 ton et içerisinde belki de ondan 50 kilo 100 kilo var o tek tırnaklı et dediğimizden. Çünkü ancak zaten o kadar olabilir. Dolayısıyla bunlar bizim serolojik tahlil dediğimiz laboratuvarda tür tahlili yapıldığında işte at eti ya da domuz eti ya da başka tür bir hayvandan eti ya yani tavuk eti olduğu zaman zaten kendisini ne kadar minimal düzeyde olsa bile var yok testinde var olarak gösteriyor. Bunları biz teknik olarak kabul ediyoruz ama burada uygulanması gereken bir şey var. Eti teslim alıyorken, yani karşı taraftaki tedarikçi size suistimal edebilir, size yanlış mal verebilir, size hatalı mal verebilir veyahut da dana etin içerisinde işte tek tırnak etini size verilmiş olabilir. Burada işletmenin uyanık olması lazım, ciddi olması lazım. Tedarikçisini değiştirmesi lazım, tedarikçisini iyi süzmesi lazım ve aldığı ürünlerde zaman zaman tahlil ederek o tür hataları düşmemesi lazım. Sorumluluk sonuç itibariyle o şirketin kendisine ait oluyor nihayetinde. Evet, şirket burada ben malı aldım ama benim haberim yoktu savunması
gıda sektöründe doğru bir şey değil. Gıda üretmek sorumluluk isteyen, ciddiyet isteyen, ilim isteyen, teknik isteyen bir iştir. Sorumsuz davranmakla ve bana da bunu ben almadım, bana başkası getirdi, insanlar bunun altından çıkamazlar. Evet, ben inanıyorum ki o insanlar gidip giderek tek tırnakta yedip alıp insanların yedirme peşinde değiller. Ben buna eminim ama proseste ki hata bu sonucu doğuruyor. Aynı şekilde bu savunmayla bu vebanlarda kurtmak çok doğru değil. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar görüşmek üzere. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Evet, sorumluluk nihayetinde şirketlerin kendilerinde, hani ben şu ürünü yaptırdım, fason yaptırdım, o yüzden böyle oldu demek de tabii ki işin bir nevi bir bahanesi, bir efendim kaçış yolu, ama sonuç itibariyle sorumluluk tamamen o markanızı verdiğiniz ürün eğer sizinse size ait oluyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sağlık, gıda insanların tamamen hemen direkt sağlığıyla alakalı konu, çok hassas olmak lazım. Terör örgütü FETÖ operasyonları devam ediyor. Bugün Türkiye genelinde büyük çaplı operasyonlar yürütüldü bu konuda. Operasyonlar sonucu 106 şüpheli gözaltına alındı. Yurt içinde ve yurt dışında FETÖ operasyonları sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ-PYD'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yeni bir çalışma başlattı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 34 ilde 132 FETÖ üyesinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 82'si aktif asker, 32'si sözleşmeleri feshedilmiş eski asker, bekçi ve zabıt olmak üzere toplam 132 şüpheliden 106'sı yakalanarak gözaltına alındı. Polis adreslerinde bulunmayan firari 26 FETÖ kaçağının yakalanması için operasyonları sürdürüyor. Evet, 15 Temmuz 2016 bu tarih hafızalarımıza kazındı. Neydi bu tarih? İşte daha önce Fethullah Gülen Hoca Efendi diye ifade edilen, aslında bir terör örgütü olan Fethullahçı terör örgütünün ortaya çıktığı ve ülkemize kastettiği, birliğimize, beraberliğimize kastettiği gün. Ondan sonra bu operasyonlar başladı. İşte FETÖ operasyonları adı altında bugün 16 Eylül 2020 oldu. Üzerinden kaç yıl geçti, hala daha büyük operasyonlar devam ediyor. Fethullahçı terör örgütü üyeleri tespit ediliyor, yakalanıyor, gözaltına alınıyor. Uyarılar dinlenmiş olsaydı Fethullahçı terör örgütüyle ilgili, bugün ülkemize kasteden bu örgütün bu kadar içimize girmesi engellenmiş olurdu diyoruz. Evet, kaza haberleri, bültenimize kaza haberleriyle devam ediyoruz. Artık bir gelenek gibi oldu. Haberlerin içerisinde olmazsa olmaz gibi, ama maalesef oluyor, biz de veriyoruz. Aşırı hız ve dikkatsizlik kazaların ortak noktası. İşte şimdi izleyeceğiniz görüntüler İstanbul'dan, Bursa'dan ve Diyarbakır'dan. Hatalı dönüş 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza dün saat 14 sıralarında Beşiktaş-Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde yaşandı. Kuruçeşme istikametine seyir halinde olan Mehmet Akif Aksoy kontrolündeki araç otoparka girmek için sola dönmek istedi. Otomobil sürücüsü dönüş yapacağı esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Ferhat Tan idaresindeki taksiye çarptı. Çarpma sonucu taksi otoparkın girişine savrulurken taksi sürücüsü Tan'la otomobil sürücüsü Aksoy ve arkadaşı Fatih Kabak yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaların bir diğer adresi Bursa. Kaza merkez Nilüfer ilçesi Denizciler Caddesi'ndeki kavşakta servis aracıyla minibüsün kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Yok be abi, bilebilirsin. Kaza sonrasında her iki araçta 4 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çok hızlı sürüyordu, böyle olacağı belli.
Benzer bir kazada Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mahabat Bulvarı üzerinde yaşandı. Aşırı hız yapan otomobil Mahabat Bulvarı'nda bulunan kavşağa geldiği sırada aşırı hızlı olduğundan kaynaklı araç sürücüsü M.I. frene basınca önce kavşağa çarptı, ardından da yaklaşık 150 metre takla atarak bir marketin giriş kapısı önünde durdu. İkisi ağır, 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek araçta sıkışan ikisi ağır, 3 yaralıya müdahale ederken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaşlar sağlık ve polis ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Evet, kaza haberlerinden sonra başka bir kaza, narkotik ile ilgili haberler var. Samsun'da narkotik şubenin uyuşturucu tacirlerine yapmış olduğu operasyon film sahnelerini aratmadı. Operasyon sonucu birçok kişi gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Samsun Emniyeti Narkotik Şubesi mesaiye kaldı. Özel harekat polisleri ve narkotik polisi operasyonda zehir tacirlerine nefes aldırmadı. Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde toplanan 45 ayrı ekip ve 203 polis Samsun merkezdeki adreslere ve ilçedeki operasyon yapılacak noktalara hareket etti. Evlerde uyuşturucunun saklanması ihtimali düşünülen her yer narkotik polisi tarafından didik didik arandı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı ve film sahnelerini aratmadı. Şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslarla bağlantılı olarak ve operasyon esnasında yapılan aramalarda 2 kilo 9 gram bonzai, 63.65 gram esrar maddesi, 0.52 gram skank maddesi, 7 adet sentetik ecza hapı, 43.65 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarar 3 adet bong aparat, 2 adet tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 990 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 14 kişi gözaltına alındı. Evet, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayalım diyoruz ve geçiyoruz nereye? Ekonomi haberlerine, ekonomi verilerine bakalım. Neler var, neler yok. Dolarda, euroda ve altındaki gelişmeleri günlük takip edelim. Dolar 7.50 o direnç sınırına ulaştı. 7.5 oldu. %0.19 bir yükselişle birlikte bugün. 8.8857 euro, o da yükseldi bugün. %0.11 ve gram altın, o da bütün hepsinde bugün yükselme vardı. 474.51 0.84 %0.84'lük bir yüzdelikle yükselmeyle. Evet, haberlerimiz bugünlük bu kadar. Meltem ekranlarında yine dop dolu programlarla karşınızda olacak değerli konuklarımız. Bizden ayrılmayın diyoruz. Meltem Haber'le beraber yarın tekrar sizlerle birlikte olana kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Meltem TV WhatsApp hattı 0552 441 34 43.